Günaydın. Mutfak değişecek, ondan sonra banyo değişecek. İçinde atılacaklar var, verilecekler var mutfak eşyaları arasında. Ondan sonra geri gelelim, şu anda dışarıdayız ve bu benim bu işte garajın hali. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama burayı bir şekilde oturma odası demeyeyim de sıcak havalarda misafirler çağırdığımız zaman, mangal yaktığımız zamanlarda hani böyle oturup da keyif yapabileceğimiz bir odaya çevirmek istiyorum. Belki de oyun odası olabilir. Hani çocuklar için de daha çok büyükler için oyun odası düşünüyorum. Şu gördüğünüz alanı bilmiyorum ne yapacağım. Her tarafta bir şeyleri var. Atılacak kutular var her tarafta. Eşyalar var. Yani var da var. Burada ne ararsan var. O yüzden burada yürüyecek yer yok yani. Bilmiyorum ne yapacağım. Yani şurada gördüğünüz gibi mikrodalga var. Televizyon var. Eşimin bir sürü malzemesi var. Araba malzemesi var. Çünkü genelde kendi bakım yapıyor arabaya. Burada bir sürü işte kutular var, boş kutular var. Ondan sonra boyalar var. Evde boyanacak bu arada. Bu gördüğünüz odada 2 gündür, oda demeyeyim, garajda 2 gündür tıkır tıkır sesler geliyor ve ben iki gece evvel normalde çamaşırlarımı burada asıyorum ve çamaşırlarımı asarken tıkır 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 sesler duydum. Ya Damla, sana öyle geliyordur. Ne arar burada fare buranın içinde ki dememe kalmadı. Lop diye önüme bir fare geçti. Ve yani evet, fare var burada. O yüzden burayı toparlamamız lazım. Bir şekilde bilmiyorum nasıl yapacağım. Görebiliyor musunuz? Burada bir şey var, ayna var. Bir duvara komple ayna yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz boş, bundan hepsi boş kutu. İçinde boş kutular var. Yani boş yer kaplıyor. Artık yavaş yavaş yapacağım. Yavaş yavaş yapmayacağım. Bayağı bir hızlı yapmak zorundayım çünkü dediğim gibi bu hafta mutfağım yapılıyor ve ondan önce burayı halletmek istiyorum. Çok çırpındı ne iski. Ne yapayım kızım? Buraları halletmeye çalışıyorum. Geldim bakınıyorum. Nereden başlasam diye düşünüyorum. Ay. Bebek koltukları var. Bunu atmayacağım. Bunu büyük bir ihtimal yıkarım. Ve Emir'e kullanırım. Çünkü o daha küçük, kullanamaz ama büyüdü. Şu anda araba koltuğu var zaten. Hani onun yaşıtına göre bir araba koltuğu var ama birazcık daha büyüsün. 7 yaşına kadar burada 7 yaşına kadar çocuklar böyle bir koltukta oturmak zorunda, yoksa cezaları var. Başlıyorum.
arkadaşlar bak ne buldum. Bunlar eşimin beni istemeye geldiğinde getirdiği çiçekler. Bunları ben kurutmuştum ve çantaya koymuştum. Şimdi o çantadan dibinde kalmış bunlar. Ben bunları unutup gitmiştim. Çantayı da boşalttım. İçinde işte şeyler vardı. Benim bir sürü fotoğraflarım, böyle önemli eşyalarım vardı. Manevi değeri olan bütün eşyalarım o çantanın içindeydi. Onu başka bir çantaya boşalttım ve bunları unutmuşum altta. Şimdi o çantayı kurcalarken altında bunları buldum. Bunlar şu anda 15 maksimlik gül. Aslında benim mutfağımın dolap kapakları ama gördüğünüz gibi böyle mutfakla alakası kalmamış çünkü düşmüşler ve ben de buraya çıkardım ama çok şükür yeni mutfağım geliyor ve bunlara artık gerek kalmadığı için ben bunları atıyorum. Thank you.
Aşkım çok mu güzel bir tanem? Çok mu sevdin? Oh annem! Aşkım! Zini 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 zini. İyi görünmese de etrafta kaba eşyalar, çok fazlalık olan eşyalar temizlenmiş oldu. Yine yapılması gerekiyor. Arkadaki bölüm onu zaten eşimin eşyaları ne gidecek ne kalacak o kendi biliyor. Aynı şey bu taraf için de geçerli. Yani büyük bir ihtimal birçok şey buradan gidecek. Ama dediğim gibi ben sadece öyle bir üstten bir temizlik yapayım dedim. Bugün çöpler çıkıyor. Kırmızı gördüğünüz çöpler günlük çöp. Yemek artıkları, her şey bunlara gidiyor. Burada bir şey yapıyoruz, geri dönüşüm, recycle yapıyoruz ve bütün recyclable geri dönüşüm yapabileceğimiz bütün maddeleri, yani bütün kutuları filan, kağıtları bu sarı kapaklı gördüğünüz çöpe atıyoruz. Engin beni istemeye gelince bir getirmişti ya. Ay canım, çatının altına buldum. Ayem. Yani bilmiyorum daha fazla görmek ister misiniz? İşte eşimle ben buraları ve buraları toparlarken isterseniz tabii ki yorum olarak yazabilirsiniz. Biz de eşimle birlikte buraya giriştiğimiz zaman tekrar çekelim. İstemiyorsanız çekmeyin. Böyle yani arkadaşlar. Şimdilik çöpleri çıkaracağım. Ondan sonra Emir'i uyutacağım. Mutfağa girişeceğim. Onu da birazını çekebilirim. Yani bugün temizliğe ayırdım. Dip temizliğe ayırdım. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Birazdan görüşmek üzere. Thank you.
arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok dolabımı gereksiz eşyaları, gereksiz malzemeleri çıkarıp üzerinden çok üstünden bir temizledim. En azından mutfağa yapmaya geldiklerinde çok zorlanmayacağım. Çünkü sadece kullanacağım eşyalar dolapların içinde. Ha, bir de bilmiyorum gördünüz mü? Bunu eskiye almıştım. Bugün bilmiyorum yapabilir miyim ama bununla kurmaya çalışacağım. Kurabilirsem iyi olur. Kuramazsam yarın kurarım. Thank you.